Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Türkçe dersinde soru cümleleri konusunu öğreneceğiz. Soru cümleleri. Soru anlamı içeren cümlelere soru cümleleri denir. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur çocuklar. Çünkü soru sorduğumuz için, soru anlamı içerdiği için soru cümlelere soru işareti konuyor. Evet sevgili çocuklar, örneklerimize bakalım. Sen de bizimle gelecek misin? Bu örneğimizde gördüğünüz gibi sen de bizimle gelecek misin? Soru sorduğumuz için, soru anlamı taşıdığı için cümlemiz soru cümlesidir. Ve sonuna soru işareti konmuştur. Evet sevgili çocuklar, diğer bir örnekle devam ediyoruz. Yemeği kim yaptı? Bizim bu cümlemizde soru anlamı içerdiği için soru cümlesidir. Soru cümlesi olduğu için kim yaptı yemeği, kim yaptı sorusunun sonuna soru işareti konur. Evet sevgili çocuklar, örneklerimizle devam edelim. Konumuzu pekiştirelim. Kahvaltı yaptın mı? Bunda da soru amaçlı bir cümle olduğu için cümlemiz soru cümlesidir ve sonuna soru işareti konmuştur. Soru cümlesi olduğu için. Evet, diğer bir cümlemiz sevgili çocuklar. Zil çaldı mı? Soru anlamı taşıyan bir cümle olduğu için cümlemiz soru cümlesidir ve yine sonuna, evet burada gördüğünüz gibi, soru işareti konmuştur. Evet sevgili çocuklar, geldik diğer bir örneğimize. Ömer neden ağlıyor? Evet, Ömer'in ağladığını görmüş biri ve Ömer'in neden ağladığı sorusunu soruyor. Bizim bu cümlemiz soru cümlesidir. Ve soru cümlelerinde az önce de dediğimiz gibi ve örneklerde de gösterdiğimiz gibi soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur sevgili çocuklar. Diğer bir cümlemiz ise süt içer misin? Evet, görüyorsunuz bu yine bir soru cümlesidir. Soru anlamı taşıyan bir cümledir ve sonuna soru işareti konmuştur sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, soru cümleleri konumuza devam ediyoruz. Soru sözcükleri ne, neden, kim gibi kelimeler ve mı, mi, mısın, misin ekleri alarak cümlelere soru anlamı katar ve ayrı yazılır. Yani ne, neden, kim gibi sözcükler, soru sözcükleri ve mı, mi, mısın, misin ekleri cümlelere soru anlamı katar ve kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız sevgili çocuklar. Beni kim aradı? Buradaki kim sözcüğü soru anlamı katmıştır ve kendinden önce gelen sözcüğe ayrı yazılmıştır. Buradaki kim sözcüğümüz soru anlamı katmıştır. Evet sevgili çocuklar, diğer bir cümlemiz marketten ne aldın? Buradaki ne sözcüğü de burada cümlemize soru anlamı katmıştır sevgili çocuklar. Marketten ne aldın? Bir de gördüğünüz gibi soru cümlelerinin sonunda soru işareti kullanılır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, şimdi karışık olarak verilen kelimelerle soru cümleleri yazalım. Kelimelerimiz kim? Kırdı kalemini. Burada anlamlı ve kurallı bir cümle olması için kalemini kim kırdı şeklinde yazmalıyız soru cümlemizi. Hadi hep beraber yazalım. Kalemini kim kırdı? Evet, az önce demiştik soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur demiştik. Buradaki cümleye soru anlamı katan
kim sözcüğü de kendinden önceki gelen kelimeden ayrı yazılmıştır. Evet sevgili çocuklar, diğer bir cümlemizdeyiz. Gitti nereye? Efe. Şimdi bunu da anlamlı ve kuranlı bir cümle yapalım ve soru cümlesi haline getireceğiz. Evet sevgili çocuklar, yeni bir cümlemizdeyiz. Gitti nereye? Efe. Anlamlı ve kuranlı bir cümle olabilmesi için şu şekilde sıralayacağız. Efe nereye gitti? Evet sevgili çocuklar, beraber yazalım. Efe nereye gitti? Bizim bu cümlemiz soru anlamı taşıdığı için soru cümlesidir ve sonuna soru işareti konur sevgili çocuklar. Ve buradaki nereye sözcüğü cümlemize soru anlamı katmıştır ve kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılmıştır sevgili çocuklar. Siz kaldınız nerede? Karışık olarak verilmiş kelimeleri anlamlı ve kurallı soru cümleleri haline getirelim. Anlamlı ve kurallı cümle olabilmesi için siz nerede kaldınız? Evet, burada biliyorsunuz ki bütün cümleler büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalı mı işareti konur. Bizim bu cümlemiz, yani siz nerede kaldınız cümlesi soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti konur sevgili çocuklar. Evet, diğer bir cümlemiz. Mi korktun köpekten? Bunu şu şekilde anlamlı ve kurallı bir soru cümlesi haline getirebiliriz. Köpekten mi korktun? Evet, yazalım ve daha sonra o mi soru ekinin nasıl yazıldığına bakalım sevgili çocuklar. Evet, önce sorumuzu yazalım. Köpekten mi korktun? Evet, soru cümlesi olduğu için soru işareti koyacağız. Buradaki mi soru eki kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır ve cümlemize soru anlamı katar sevgili çocuklar. Evet, şurada mesela buraya bir tane cümle yazalım. Bir soru cümlesi yazalım ve benimle gelir misin? Soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koyuyoruz. Ve sevgili çocuklar, burada dikkat etmemiz gereken, bizim bu cümlemize soru anlamı katan misin eki kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılmıştır. Çünkü soru ekleri ayrı yazılır. Evet, bir tane daha cümle yazalım. Kitabı okudun mu? Evet, burada da sevgili çocuklar soru cümlesidir. Soru cümlesi olduğu için soru işaretini koyduk. Cümlemiz kitabı okudun mu şeklinde mu soru eki kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır sevgili çocuklar. Evet, bir tane daha cümlemizi yazalım. Konumuzu pekiştirelim. Annen evde mi? Evet, yine soru cümlesi olduğu için soru işaretimizi koyduk ve soru ekimiz olan mi'yi de kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazdık sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, örnek sorularımızla konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir? Evet, soru anlamı taşıyan cümlelerin soru cümlesi olduğunu öğrenmiştik. Şimdi buradaki sorularımızda da, buradaki sorumuzda da seçeneklerimize bakacağız. Soru anlamı taşıyan cümlemizin seçeneğini işaretleyeceğiz sevgili çocuklar. A seçeneğine bakalım. Bu kalem benim değil. Şimdi bu cümlemizde soru anlamı taşıyan bir ifade var mı sevgili çocuklar? Bu kalem benim değil. Burada herhangi bir soru sormuyoruz değil mi? Bu cümlemizin sonuna noktayı koyuyoruz ve bu soru cümlesi değildir sevgili çocuklar. Bakıyoruz sevgili çocuklar, daha önce sizle öğrenmiştik cümle bilgisinde. Cümlelerimiz her zaman büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işaretleri konur. Bu soru cümlesi olmadığı için noktamızı koyduk sevgili çocuklar. Sınavdan kaç aldın?
sınavdan kaç aldın cümlesinde. Burada bir soru anlamı olduğu için, soru anlamı taşıdığı için bu bir soru cümlesidir sevgili çocuklar ve sonuna soru işareti konur. Bu, burada belirtelim, yazalım, soru cümlesidir ve sonuna soru işareti konur sevgili çocuklar. Yine daha önce öğrendiğimiz gibi cümlelerimizin ilk harfi her zaman büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işaretleri konur. Bizim bu cümlemiz, yani sınavdan kaç aldın cümlesi soru cümlesi olduğu için sonuna soru işaretini koyduk. C seçeneğinde sevgili çocuklar, minik kedi çok üşümüş. Burada herhangi bir soru anlamı taşıyan bir ifade yok. Bizim bu cümlemizde soru anlamı yok sevgili çocuklar. Onun için bizim bu cümlemizin sonuna nokta konur ve soru cümlesi değildir. Peki sevgili çocuklar, bizim sorumuzda bize ne soruyordu? Hangisinin soru cümlesi olduğu soruluyordu? O zaman biz B seçeneği soru cümlesidir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, diğer bir sorumuzla devam ediyoruz konumuzu pekiştirmeye. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir? Şimdi sevgili çocuklar, bu ifadelere çok dikkat etmeliyiz. Soru cümlesi değildir. Derslerimizi yaparken, sorularımızı çözerken çok dikkatli okumalıyız. Okuduğumuzu çok iyi anlamalıyız. Bakın en sonunda değildir ifadesi var. Eğer biz bunu çok hızlı bir şekilde dikkat etmeden okursak, değildir'e dikkat etmezsek cevabımızı yanlış buluruz. Evet, soru cümlesi olmayan cümlemizi bulacağız sevgili çocuklar. Eve geldi mi hemen ders çalışır. Şimdi sevgili çocuklar, burada ayrı yazılan bir mi eki var görüyoruz. Peki bizim bu cümlemizde soru anlamı taşıyan bir ifade var mı? Bir soru var mı bizim bu cümlemizde? Bakalım, eve geldi mi hemen ders çalışır. Burada bir soru soruyor muyuz? Hayır, burada bir soru sormuyoruz. Buradaki mi eki soru anlamı taşıyan mi değil. Yani eve geldiği zaman hemen ders çalışır anlamında olan bir mi eki burası. Eve geldi mi? Deki mi eki zaman anlamı taşıyan bir mi ekidir. Yani eve geldiği zaman, burada soru cümlesi olmadığı için noktamızı koyuyoruz sevgili çocuklar. Yağmur neden bu kadar çok sevinmiş? Evet, burada bir soru anlamı var değil mi sevgili çocuklar? Çünkü yağmurun neden bu kadar çok sevindiğini soruyor burada. Soru ekimiz, soru kelimemizde nedendir? Soru anlamı, soru ifadesi veren kelimemiz neden kelimesidir. Ve sonuna soru işaretimizi koymalıyız. Sevgili çocuklar, dikkat ediyoruz. Burada neden kelimesi kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılmıştır. Ve soru anlamı katmıştır. Diğer seçenekte sevgili çocuklar, babam ne zaman gelecek? Burada da bir soru ifadesi, soru anlamı taşıyan bir cümle olduğu için bu da soru cümlesidir sevgili çocuklar. Yani sorumuza göre hangisi soru cümlesi değildir? Biz soru cümlesi olmayanı buluyoruz. B seçeneği, yağmur neden bu kadar çok sevinmiş? Soru ifadesi olduğu için soru cümlesidir. C seçeneği, babam ne zaman gelecek? Bu da soru anlamı taşıdığı için soru cümlesidir. Ama A seçeneğindeki eve geldi mi hemen ders çalışır. Yani eve geldiği zaman hemen ders çalışır anlamında olduğu için, soru anlamı taşımadığı için bu cümlemiz soru cümlesi değildir. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bugün sizlerle Türkçe dersinde soru cümlelerini öğrendik. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, başarıyla kalın.